Dün gazeteci kardeşimiz Mehmet Soykan'ı genç yaşta son yolculuğuna uğurladık. Mehmet'i küçük yaşlarından beri tanırdım. Anadolu Ajansı'nın bölge müdürü olduğum dönemde onların evinin önünden geçerdim. Mehmet ve arkadaşları Saadet Caddesi'ndeki evlerinin önünde bulunan çıkmaz sokak boşluğunda arkadaşlarıyla top oynardı. Ablası Kevser bizim mesleğin mekteplisiydi. Diğer ablası Münevver de bir haber ajansının Samsun bürosunda çalışırdı. Kevser Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işe girdi. Münevver de evlenince meslekten ayrıldı. Sonra bizim Ali Orhan Kanal L televizyonunu yönetirken Mehmet Soykan'ı medyayla tanıştırdı. Ablalar yoktu ama Samsun medyasında başka bir Soykan vardı. Mehmet sadece yaşça değil insanlara yaklaşımı ve gösterdiği saygıyla da büyüyordu. Yıllar önce o illet hastalığa yakalandığında Mehmet Soykan'ın çok sevilen ve düzgün karakterli olduğunu bir kere daha görmüştüm. Dirayeti ve içinde bitmek tükenmek bilmeyen hayat sevgisiyle kanseri yenmişti. O bir Samsunspor aşığıydı. Ne iş yaptıysa iş yerinde kırmızı beyazdan başka renk yoktu. 7 yıl önce yüzlerce Samsunspor taraftarıyla Adıyaman'da Menzil Köyü'ne gitmişlerdi. Dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın organizasyonuydu bu. Amaç maçlarda kötü tezahüratın sonlandırılmasıydı. Menzile gittiklerinde de oraya bir heyecan getirmişler. Samsunspor tezahüratı yapmışlardı. Hatta Menzil Şeyhi Gafsani için bile kafiyeli tezahürat yaptıklarında engellenmek istenince Gafsani'nin hanımı bırakın çocukları diyerek onlara destek çıkmıştı. Menzil'de böyle bir şey ilk kez tanık olunuyordu. 2012 yılındaki bu ziyareti köşeme taşımış, aynı zamanda da Kanal S televizyonunda Mehmet Soykan'la bu ilginç gelişme üzerine konuşmuştuk. Onlar artık tövbekar taraftardı. Sonra bir gün Mehmet'e sordum, içkiyi bıraktılar mı diye. O da çoğu namaza bile başladı demişti. Mehmet Soykan, Şirinler Taraftar Grubu'nun başkanı olarak birçok sosyal projeye de imza atmıştı. Ona hep destek olmuştuk çünkü farklılık yaratıyordu. Dün Büyük Cami'nin avlusunda da o farkı gördük. Milletvekilleri, belediye başkanları, partilerin il başkan ve yöneticileri, STK başkanları, gazeteciler, spor kulüplerinin başkanları, yöneticileri, teknik adamları ve eski futbolcular, sanayiciler, iş adamları ve esnaf oradaydı. Elbette Samsunspor aşığı bir taraftarı son yolculuğuna uğurlayan binlerce yaşlı genç kırmızı beyaz sevdalıları. Mehmet Soykan'ın sıkıntılarla geçen hayatında aslında bir büyük dost zengini olduğunu kanıtlayan müthiş bir fotoğraf karesiydi bu. Mehmet Soykan'ın o fotoğrafla bütünleşen son haberinde de "Ne olursan ol, önce adam ol" manşetini atmıştı bence. Mekanın cennet olsun güzel yürekli kardeşim.